misiniz ki inşallah ileride kapanırım, evlenince kapanırım. Hep ertene 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 nereye kadar erteleyeceğiz değil mi? Aklınızdaki soru işaretlerini ona sorun. Ya hayata böyle bakmadıklarını göreceksiniz. Kapalılar nasıl hayat sürüyorlar ki? Kapanmak insanı sosyal hayattan alıkoyuyor mu? İşte ben kapanmak istiyorum ama daha kıyafetim yok ki. Dolabımı daha düzmedim ki. Yahu hiçbirimiz dolabımızı düzü... Oh tamam ya bu dolap düzüldü. Ben kapanmaya hazırım. Hadi şimdi kapanayım demedik ki. Askılı giyiyorsanız onu bir tişörte çevirin. Tişört giyiyorsanız yarım kolluya çevirin. Yarım kollu giyiyorsanız uzuna çevirin. Kolunuzu, bacağınızı, gerdanınızı yavaş yavaş kapatın. Kendinizi sonrasında akıl yönünden hazırlamıştınız. Ön yargılarınız da gitti. Aklınızdaki soru işaretleriniz de gitti. Bedeninizi de kapanmaya hazırladınız. Sonra kendinize diyeceksiniz ki yahu bir başım kaldı. Başımı da ben bir kapatayım. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Bugün sizlere kapanma kararı nasıl alınır? İnsanlar nasıl kapanma kararı alıyorlar? Hemen kapanmak istiyorlar. Hadi hurra gideyim kapanayım mı? Yoksa daha önceden bunu planlıyorlar mı? Ne tür aşamalardan geçiyorlar? Bunlardan bahsedeceğim inşallah. Öncelikle neden kapanmamız gerektiğini bir altına doldurmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir önceki videomda bahsetmiştim. İzlemediyseniz bunları bir yerlere bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Orada demiştim ki Allah biz kadınları değerli yaratmıştır. Bizler değerliyiz. Ve Allah Zülcelal de istiyor ki o değeri bizler muhafaza edelim. Nasıl işte altını, pırlantayı güzel bir şekilde muhafaza ediyoruz. Siz kadınlar da değerlisiniz. Kendinizi muhafaza edin buyuruyor Allah Zülcelal. Ana temel taşı Allah'ın emri zaten kapanmak. Altını doldurmamız gerekiyorsa da bizler değerliyiz. Değerli olduğumuz için kapanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani kendimize değerimiz, kendimize sevgimiz varsa kendimizi muhafaza etmemiz bizim için çok daha hayırlıdır Allah'ın izniyle. Neden kapanmamız gerektiği düşüncesini yeterince benimseyemezsek Allah muhafaza ileride açılmamız, kapandıktan sonra açılmamız olasıdır diye düşünüyorum ben. Zaten Allah'ın emri, bunu bir kabullenmemiz gerekiyor. Allah nasıl hırsızlık yapma demiş, alkol kullanma, faiz çekme, zina etme, hani haramları var, domuz eti yeme. Ya bakınca birçok insan bizim ülkemizde domuz eti yemiyor. Neden yemiyorsun? Haram diyor. Aynı şekilde açılmak da aslında haram. Kapanmamız bizim için Allah'ın izniyle, Allah'ın emri üzerine daha hayırlıdır. Bunu benimsemek, ya Allah bana bunu emretti deyip bunu gerçek anlamda benimsemek çok önemli bir nokta. Bir önceki videomda şuna da değinmiştim. Allah sizin gönlünüze kapanma hissini verdiyse şükredin, gidin kendinize benden bir kahve ısmarlayın demiştim. Neden böyle bir şey söyledim? Çünkü dünyaya Müslüman olarak gelmek, Müslüman bir ailede doğmak, Müslümanca yaşamak nasıl bir nimetse Allah muhafaza, yani biz bugün Hristiyan da olabilirdik, Yahudi de olabilirdik, farklı görüşlere de mensup olabilirdik ama Allah'a şükür Allah bizi Müslüman olarak yaratmış. Yani diğerlerine bakarak bizler öndeyiz değil mi? Yani hayata onlara nazaran 1-0 önde başlamışız. Eğer ki kalbinizde de kapanma hissi varsa sizler de o hisse sahip olmayanlardan 1-0 öndesiniz. Gönlünüze bu düşünce, kapanma hissi yerleştiyse, ya işte böyle arkadaşlarınızın şalını alıp takıyorsanız, annenizin işte eşarbını alıp takıyorsanız, şöyle ayna karşısında illa böyle bir kapatıp kendinize bir bakmışsınızdır, kapansam nasıl olacak, yakışacak mı, edecek mi diye. Bu his sizde var belli ki. Sonra çıkarırsınız, inşallah Allah bir gün bana nasip eder dersiniz. Ya da bazen düşünürsünüz, dersiniz ki inşallah ileride kapanırım, evlenince kapanırım. Genelde şu sıra çok duyuyorum bu tabir, hani ileride evlendikten sonra kapanmak istiyorum. 30'lu 35'li 40'lı yaşlara gelenlere bakıyoruz. Gençliğimde ben kapanmak istiyordum ama kaldı, öyle oldu, böyle oldu. Hep ertene 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 nereye kadar erteleyeceğiz değil mi? İnşallah bu videodan sonra ertelemeyi bırakıp harekete geçersiniz. Ya Allah sizin gönlünüze onu düşürmüş. Sizin de bunun üstüne gidip bu kararda netlik vermeniz gerekiyor. Peki bu netliği nasıl vereceğiz? Benim size öncelikle tavsiyem, madem ki gönlünüze bu kapanma hissi düştü veya düşmedi diyelim. Bu his düşsün ya da düşmesin, aklınızla bunu kabullenmeye gidin bence. Şimdi kendinize deyin, tamam ben kapanmak istiyorum ya da istemiyorum ama neden kapanacağım? İşte Allah'ın emri. Allah bana domuz etini yeme diye emrettiyse kapanmayı da bana emrediyor. Neden? Benim daha hayrıma. Bu benim için daha hayırlı. İşte ayetlerle, hadislerle bunları detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Güvendiğiniz bir hoca varsa onunla konuşabilirsiniz. Aklınızda bunları iyice bir güzelce bence yerleştirin. Sonrasında kendinize bir tane kapalı arkadaş bulun.
Varsa onunla iletişime geçin. Güvendiğiniz bir kapalı arkadaşınızla aklınızdaki soru işaretlerini ona sorun. Ya ben kapanmak istiyorum ama işte benim kıyafetim yok mesela. Ben kapanmak istiyorum, nasıl giymem gerektiğini bilmiyorum. Ben kapanmak istiyorum ama nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum. Bu tarz sorunlarınız varsa, bu tarz ön yargılarınız varsa, yani kapalılar nasıl yaşıyorlar? Mesela o arkadaşınızla bakabilirsiniz. O arkadaşınıza sorabilirsiniz. Aklınızdaki soruları ona sorabilirsiniz. Yani kapanmanın normal sosyal hayatı etkileyip etkilemediğini, ne probleminiz varsa, ne sorununuz varsa bunları ona sorabilirsiniz. Bana da yazabilirsiniz. Aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Mail'i atabilirsiniz. Elimden geldiğince, vakit buldukça cevap yazmaya, bakarsınız bu konularla ilgili de daha çok video üretmeye gayret gösteririm. Kapalı bir arkadaş edindiniz. Sonrasında ona deyin ki beni arkadaş çevrene götür. Onunla birlikte kapalıların olduğu, işte sohbetler vardır, onların kendi arkadaş grubu vardır. Onlarla takılmaya bakın. Bazen insanın aklında şöyle bir düşünce de olabiliyor. Kapanırsam, çevrem beni dışlarsa ya da kapalılar nasıl hayat sürüyorlar ki? Hani kapanmak insanı sosyal hayattan alıkoyuyor mu? Halbuki günümüzde inanın o kadar çok imkan var ki. Yani kapalılar için ayrı havuzlar, işte bayan bayana biliyorsunuz. Ayrı plajlar, işte her şey düşünülmüş şekilde. Ya bunu da o arkadaşınızla gidip tecrübe ederseniz, işte sohbetlere katılırsanız, sohbet ortamında da kapalıların hem sohbet edip hem namaz kılıp hem de eğlenebildiklerini, onların da kendi arasında şakalaştıklarını, yani hayata böyle bakmadıklarını göreceksiniz. Yani kapanmak sizi sosyal hayattan alıkoymayacak, sizi daha gerici yapmayacak, daha birçok şeyden alıkoymayacak eğer böyle bir ön yargınız varsa. Bunları o arkadaşınızla tecrübe edeceksiniz, o arkadaşınızla görüşeceksiniz, aklınızdakileri ona soracaksınız. O da bence cevaplayacak ve sizin bu kararınızda size destekçi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi aklımızda yerleştirdik. Evet dedik, bu Allah'ın emri. Ön yargılarımızdan da kurtulduk. Ve sonrasında bence yavaş yavaş kıyafetlerinizde değişiklik yapmaya başlayın. Şimdi ben duyuyorum, işte ben kapanmak istiyorum ama daha kıyafetim yok ki, dolabımı daha düzmedim ki. Yahu hiçbirimiz dolabımızı düzüp de işte onu da alayım, bu şalı da alayım, şu eşarp da olsun, o elbise de olsun, dolabımı düzdüm, oh tamam ya bu dolap düzüldü, ben kapanmaya hazırım, hadi şimdi kapanayım demedik ki. Adım adım, adım adım. Şimdi sizler açıksınız ve büyük ihtimalle açık kıyafetiniz daha çok, işte tişörtünüz, askılınız, eteğiniz, şortunuz, dar pantolonunuz vesaire daha çoktur. Ya da işte elbiseniz vardır, askılıdır değil mi? Açıktır. Adım adım nasıl kapanmaya hazırlayacaksınız bedeninizi? Askılı giyiyorsanız onu bir tişörte çevirin. Tişört giyiyorsanız yarım kolluya çevirin. Yarım kollu giyiyorsanız uzuna çevirin. Mesela yaz geliyor, çok güzel elbiseler var. O elbiseleri askılı değil de uzun kollu tercih etmeye gayret edin. Mini değil de daha uzun, daha boydan, daha mid boy tercih etmeye gayret edin. Değerli olan kolunuzu, bacağınızı, gerdanınızı yavaş yavaş kapatın. Kendinizi sonrasında akıl yönden hazırlamıştınız. Arkadaşınızla takıldığınız, ettiğiniz kapalılar ne yapıyor onu da gördünüz. Ön yargılarınız da gitti. Aklınızdaki soru işaretleriniz de gitti. Bedeninizi de kapanmaya hazırladınız. Sonra kendinize diyeceksiniz ki yahu bir başım kaldı. Başımı da ben bir kapatayım. Gideyim kendime bir şal alayım. Gideyim kendime bir eşarp alayım. Hangisi kolayınıza geliyorsa. İnşallah ilerleyen videolarda eşarp, şal, kıyafet önerilerim de olacak Allah'ın izniyle. Ondan alacaksınız. Zaten sizi kapalı gören insanlar da size hediyeler getirecek. İşte şal alacak, onu alacak, bunu alacak. Anneniz, babanız size böyle mutlu olacak büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Genelde aileler kızları kapandığında ne istiyorsun? Sana gideyim Aker'den şunu alayım, sana gideyim şuradan şunu alayım diye hep böyle motive edici tekliflerde bulunurlar. Sonrasında bir bakmışsınız dolabınız da değişmiş. Siz de değişmişsiniz ve kapanmışsınız. Şöyle kafanızda büyütmeyin. Ya evet ben kapanmak istiyorum ama işte kıyafetim yok. İşte dolabım ona göre. Ya aklımda soru işaretleri var. Dışlanırsam şöyleyse böyleyse. Zaten hani dedim ya, bedeninizi hazırlarken yavaş yavaş dışlayacak olan sizi uzun kolluyla da dışlar. Dışlayacak olan ay bu ne ya, uzun kollu giymişsin. Ay bu ne ya, kapalı kapalı giymişsin der. O arkadaşınızı da orada görürsünüz. Zaten onunla da arkadaşlığınızı devam ettirmeyin derim ben. Netice olarak kapanmaya bu şekilde adım 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 kendinizi hazırlayıp
bir gün kapanabilirsiniz. Hem aklınızı, hem gönlünüzü, hem bedenini hazırlamış ve Allah'ın izniyle geri dönüşü olmayacak şekilde kapanmaya karar vermiş ve güzel bir şekilde kapanmış olursunuz diye düşünüyorum. Bazıları vardır, onlara hidayet hemen gelebilir. Ya tamam ya, kapanıyorum deyip hemen ertesi günü kapanabilir, bir anda kapanabilir. Onlara da ne mutlu. İnşallah o bir anlık kapanmalar sonrasında pişmanlığa dönüp açılmaya sebebiyet vermez. Sebebiyet vermemesi için onlara da tavsiyem bu yöntemleri izlemeleri, kalplerini, gönüllerini, bedenlerini neden kapanmaya yönelttiklerinin bilincinde olduklarında Allah'ın izniyle geri açılmak söz konusu da olmayacak ve gönlümüz dola dola, gönlümüz coşa coşa Allah'ın izniyle kapanmış olacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. İnşallah çok isterim. Yani bu videodan sonra kendisini kapanmaya yönelten, kapanma kararını adım adım uygulayan insanların, hatta sonrasında da ya ben senin videolarına kapandım diyen insanları görmeyi çok isterim. İnşallah Allah nasip etsin. Allah sizlere kapanmayı, bana da sizlerin o güzelliklerini görmeyi nasip etsin. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Aklınıza takılan olursa, sormak istediğiniz olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bana mail adresimden ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram DM'den bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince, vakit buldukça cevaplamaya gayret gösteririm. Allah gönlünüze göre versin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.